Evet. Nohutlarım ne kadar güzel olmuşlar. Evet. Hemen hemen hepsinde nohutlar var. Gayet de güzel. İnşallah başlarına bir şey gelmeden kaldırabilirim. Çok güzeller. Fasulyeler de çok güzel. Çiçekte hepsi. Şöyle. Bunlar da börülceler. Bunlar taze fasulye olarak tüketilecek. Cevizin her yerine kollarını atmış taze fasulye. Şöyle bakalım. Bamyalar da çok güzel. Kenardaki kabaklar, bal kabakları, bamyalar. Şöyle bir gidelim bakalım. Evet, buralara nohut ekmiştim. Bunlar biraz geç oldu. Onun için ilk ektiğim nohutlardan daha sonra alacağım. Bamyalar da gayet güzel sulanıyorlar. Burada biraz geç olan, geç dikmiş olduğum bamyalar. Bunlar da kuru fasulye olacaklar. Biraz artık erkenli, geçli bir şekilde halledeceğiz. Buralar deşilmiş. Bir şeyler aranmış. Suyu, çamuru görünce bir deşilme olmuş. Burada geçen yıldan kalma patates, fasulye, bamyaymış, pardon. Bamya. Burası da bamya. Fasulye. Evet. Buralar yine deşilmiş. Eşelenmiş. Ne oldu acaba? Burada öyle. Bayağı bir oynanmış. Su falan aranmış herhalde. Bu da öyle. Tirmisler. Fasulyeler. Şimdi burada kırmızı küçük turplar var. Onlar bazıları çiçeğe çiçeklemiş, çiçeğe oturmuş. Şöyle aralarından büyük olanları bir çıkarmak istiyorum. Bir bakalım. Şimdilik bu kadar topladım. Daha da diğer sık olanlar gelişirse ara ara toplamaya devam. Evet, sistemiz otlarımı topladım bahçeden. Hepsi doğal, organik. Şimdi onlar burada biraz toprağını döksün. Poşetleyeceğim. Yoğurtlarımı da kullanacağım, yemeğini yapacağım. Ve hemen çok küçük bir kavanozu da semizotu turşusunu yapacağım. Evet, prens.
Evet, dutlarım bu kadar. Çok da tatlılar, hiç ekşi değiller. Gayet de güzel. Şimdilik bu kadar olmuş. Şöyle dibindeki dut ağacının gövde kısmından çıkan dallarını kesiyorum. Şurada bir tam olgunlaşmamış dut var, onu da alayım. Şunları da alırım. Gayet güzel oldu. Dibi de açıldı. Hem topladım, hem de ağacın alt kısımlarının dallarını kestim. Güzel bir görünüm oldu. Geldik. Çilek olmuş bunlar. Çok da güzeller. Evet, aralarda kalmış. Almaya çalışıyorum ama aynı zamanda da korkuyorum. Eşek arıları var çünkü. Çok da güzel olmuşlar. Her geldiğimde hemen hemen bu şekilde biraz topladım. Çok mis bir şekilde. Yazınayım, bakayım. Evet. Burada da varmış. Evet. Burada da varmış. Süs kabaklarım çıkmış. Burada biraz büyüsünler. İstediğim yere koyacağım. Burada da vardı süs kabakları. Onlar da çıkmış. Bir sulama yapayım bunları. Allah'tan yağmur yağmış. Biraz bunların büyümesinde yardımcı olmuşlar. Süs kabaklarını dikmiştim bu saksılara. Çok çıkmışlar. Şimdi başka yerlere, başka alanlara buralardan iri olanları götürdüm. Diktim. Biraz daha büyüsünler. Bir hafta 10 gün sonra tekrar başka yerlere alacağım. Süs kabaklarını tele doğru ağdırmak için şöyle bir tahtadan çubuk aldım. Onu iple karşısındaki biten yere kadar çektim. Dibinden iple bağlayacağım şu şekilde. Şöyle bir kat. Ondan sonra tele doğru ağdıracağım. Onun da ip işi şu an tam. Bu kabaklar çok güzel oldu. Evimin önünde saksılarda yetiştirmiş olduğum süs kabaklarını da buraya getirdim. Burada canlanacaklar. Daha önceki ekmiş olduğum tohumlardan onlar çıkmadı. Evet. Kekiklerim gayet güzel tutmuş. Şöyle lavanta bahçem. Şimdi şöyle biraz suladım. 3 tane almıştım. Onları dikmiştim. 3 tane daha aldım. Toplam 6 tane lavantam yerini sevmiş. Gayet güzel. Canlı duruyorlar. Şimdilik bu sene bu şekilde. Seneye artık şu kısma da yaparım. Bir 6 tane daha alırım.
diye diktim.